Herkese selam. Genellikle plazma, CNC ve bunun üzerine olan videolarımıza devam ediyoruz. Bugün hem ekran setimizin, daha önce yapmış olduğumuz ekran setinin yeni versiyonunu tanıtacağım. Hem de kolaylıklar sağlayacak bazı ipuçları Sheetcam üzeri ve Mach3 üzeri bu işlemlerin nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle açıklamalar kısmında vermiş olduğum yeni ekran setimizin dosyalarını indirmekle başlıyoruz. Dosyalarımız indi. Açalım. Evet, dosyalar açtıysak şimdi öncelikle Mach3 kurmuş olduğumuz konuma gidiyoruz. Şöyle yapalım. Yeni plazma setimizi ana dizinine, yani Mach3'ün kurulu olduğu ana dizine bitmaplar içine de NewPlasma klasörümüzü atıyoruz. Ondan sonra Mach3'ü çalıştırıp şuraya kullandığımız profil adını bakıyoruz. Ben daha önce değişiklikler yaptığım için profilim bu. Sizde profil farklı olabilir. Bu profili mutlaka bulmanız gerekiyor, profil adını. Ondan sonra Mach3 dizini içinde makrolara gelip burada gördüğümüz profil adını, daha doğrusu profil adındaki klasörü açıp içerisine M3 ve M5 makrolarımızı oradakilerle değiştiriyoruz. Ondan sonra Mach3'ten Load Screen deyip daha önce atmış olduğumuz NewPlasma set dosyasını seçerek yeni ekran setimizi Mach3'e yüklemiş oluyoruz. Yeni ekran setimizde şöyle yeni özellikler var. İlk özelliğimiz, açtığımız herhangi bir kodun M3 kodlarını kolaylıkla bulabileceğimiz 2 adet butonumuz var. Yani şu kaydırma çubuğunu kaydırdığımız herhangi bir yerde kaldığımızda, hangi satırda kaldıysak o satırdan bir sonraki, bir önceki M3 kodlarını kolayca satırda kodların içinde bulmamıza yarayan 2 düğmemiz var. Bulunduğumuz satırdan bir satır yukarı bir satır aşağı ilerleme için 2 tane buton ekledik. Ve yüzer kafayı aramak için eskiden G kodlarına yazardık. G31, işte torçun yukarıda kalma süresi, tetiğe kadar, yüzer kafa tetiğine kadar olan, yani switch anahtarına kadar olan mesafeyi vesaire, patlatma mesafesini, patlatmadan sonra bekleme mesafesi, malzeme delindikten sonra aşağı inme hızı, kesme yüksekliği, kesimden sonra bekleme süresi, güvenli yükseklik, milimetre olarak bunları G kodlar üzerinden yaparak. Fakat G kodlar üzerinde bazen şöyle sorunlar olurdu. G kodlar, bir herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde G kodlara müdahale edip tekrar kodu Mach3 programına yüklemek zorunda kalıyorduk ve bu oldukça zor oluyordu. Artı, eğer G kodların içerisinde G31 kodu bulunuyorsa, yani torç yüksekliğini arama kodlarımız, prop arama kodları daha doğrusu oluyor bunlar, bulunuyorsa Mach3 programında kod yüklerken çok uzun sürüyordu bu. Şimdi bir örnekle bunu göstereceğim size, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu şekilde çok daha kolay G kodları çok daha hızlı bir şekilde yüklüyor Mach3 programı. Artı, yani bu yüklemenin dışında artı olarak herhangi bir yerde, mesela ilk kesimi yaptık, yani birinci kesime gitti makinemiz, kesti orasını, fakat gördük ki yüksekliğimiz az veya eksik veya çok hızlı veya başka olaylar var. Burada anında müdahale edebiliyoruz ve bu müdahale bir sonraki kesimde direktmen yaptığımız yeni ayarlarla işliyor. Yani herhangi bir müdahale, G koduna herhangi bir müdahale etmeden direkt olarak buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi bunları bir örnekle göstereceğim. Artı, bir de Sheetcam kullanıyorsanız eğer, Sheetcam için bir ayar dosyam da var, onu da anlatacağım. Fakat öncelikle Sheetcam'da kısa bir kod oluşturup
ne demek istediğimi görsel olarak da açıklayayım, ondan sonra devam ederiz. Şimdi Sheetcam'a gelelim. Örnek olması açısından ben bir dosya hazırladım. Evet, hemen takım yolları oluşturup buna bir kesim işlemi için bir kod oluşturalım. Herhangi bir şey yazıyorum. Evet, bu kodumuz oluşturuldu. Bunu çoğaltalım. Ve cilik kodumuzu oluşturalım. Yani bu G kodu oluşturmak için standart daha önce kullandığımız prop arama kodlarıyla birlikte oluşturuyorum. Dikkat ederseniz burada belli zaten. G31'de yüzer kafayı tetiğe doğru, tetiğe kadar olan mesafeye in diyoruz. İşte orada makineyi sıfırla, tetiğe olan mesafe kadar yukarı kalk, tekrar sıfırla, güvenli yüksekliğe in, M3 koduyla plazmayı aç. 0,3 milisaniye bekle. Ondan sonra 0,8 milimetrede kesim yüksekliğine in ve kesmeye başla vesaire. Burada dikkat ederseniz her kesimden önce torcun yüksekliğini arama, yani torcu arama malzemeyi arama kodumuz var. Bu malzemeyi arama kodumuz her yükseklikte olduğu gibi bize neler yarattırıyor onu bir görelim. Mach3'te bu dosyayı açarken dikkat ederseniz şimdi süreye bakın, hala yüklüyor. Evet, bu oldukça uzun bir süre. Çünkü her seferinde torcu arama kodlarımız olduğu için yüklerken Mach3 programı burada bilmiyorum neden dolayı. Belki Mach3'ün bir sorunudur bu. Normalde bunu yapmaması lazım. Çok fazla bir gecikme var. Her neyse, başa dönelim şimdi. Şimdi burada şöyle bir dosyamız var demiştik. Sheetcam için bir post işlemcimiz var. Sheetcam'a geliyoruz. Makine bölümünden. Pardon, önce bunu çıkarmamız lazım. Bu dosyayı dilersek çift tıklayarak Sheetcam'ın içine atabiliriz. Veya da şu şekilde buradan import post diyerek masa üstünden yeni post işlemciyi Sheetcam'a ekleyebiliriz. Ayrıca şunu da hatırlatırayım. Takım araçlarınızda, yani takım yolları oluşturan araçlarda şunun ve şunun dışında bunlar artık geçersiz olur. Bu yeni post işlemciyle. Farklı bir post işlemci kullanırsanız bunları sıfır olarak ayarlamanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi tekrar oluşturalım kodu. Yani yeni post işlemciden kodu oluşturuyorum. Ve tekrar Mach3 programına görüyorum. Bu seferki
yükleme hızına dikkat edin lütfen. Yani neredeyse %99 bir yükleme hızında fark oluştu değil mi? Evet. Bu yeni G-Code'larında pardon. Yeni G-Code'larında sadece M3 kodumuz var ve M5 kodlarımız var. Diğer kodlarımız tamamen kesme işlemiyle ilgili olan kodlar. Yani burada artık şey oluşturmuyor. Torch yüksekliğini arama kodlarımızı oluşturmuyor. Bu yüzden de Mach3 programı bunu çok hızlı bir şekilde yüklüyor. Mach3 programı şimdi buraya geldiğinde, yani bu M3 kodunu gördüğünde, ondan sonra şu işlemleri yapmaya başlıyor burada. Yani yeni ekran setimizdeki yeni özelliğe geçiyor. Torch'un yüksekliğini arama hızımız burası. Dakikada 800 mm hızla. Pardon, enter basmamız lazım her yazdığımızdan sonra. Ne kadar aşağı maksimum inecek tetiğe kadar, yani bir mesafemiz. Plazma torç ucumuz malzemeye çarpmaması için bir güvenlik olarak genelde burasını -100 yapardık diğer kodlarımızla. Limit anahtarına kadar olan prop arama limit anahtarına kadar olan mesafemiz 3.2 idi. Benim ayarım bir önceki dosyamda. Bu güvenli yükseklik patlatma yüksekliğidir. 2 mm genelde kullanıyorum ben. Patladıktan sonra, plazma patladıktan sonra bekleme süresi bu malzemenin kalınlığına göre değişebilir. Ondan sonra güvenli diyorum, kesme yüksekliğine inme olayımız var. Kesme yüksekliğine inerken kullanacağımız hız, kesme yüksekliğimiz. Ondan sonra makine kesmeye başlar. Yani M3 kodunu gördükten sonra bu işlemleri sırasıyla yapacaktır. Ondan sonra kesmeye gidecektir. Makine M5 kodunu gördüğü zaman, şunu gördüğü zaman şu ikisini kullanır. M5 kodunda sonunda bekleme, istersek malzemeyi orada biraz soğutur. Plazmanın hava üflemesi sonucu malzeme soğur. Ve torç son kesme noktasına geldiğinde, yani M5 kodunu gördüğünde biraz bekler orada. O bekleme süresi ne kadar olacaksa, istiyorsak beklemesini. Ve ondan sonra da güvenli yükseklik. Yani kaç milimetre yüksekliğe kalksın, diğer kesime gitmeden önceki ayarımız. Bu ayarları bu şekilde yaptıktan sonra çok harika bir şekilde işlemlerimiz daha hızlı olacağına inanıyorum. Dilerseniz bunu şimdi makineye bağlı değil benim. G31 kodu çalışmayacaktır. Dolayısıyla bu kodu gördüğünde, şu an çalıştırırsam bunu, bu kodu gördüğünde doğrudan beklemeye geçecektir. Yani prop tetiğini bekleyecektir makine. Herhangi bir cihaza bağlı olmayan bir bilgisayarda çektiğim için videoyu burada takılacaktır. Takılmaması için ben şimdilik bunu sıfır yapıyorum. Burada herhangi birini sıfır yaptığınızda onu pas geçer. Bunu da unutmayın. Switch anahtarınız yok. 3.2'ye kalkmasını, gitmesini istemiyorsunuz. Sıfır diyerek bunu geçebiliyorsunuz burada. Beklemek istemiyorsunuz. Sıfır diyerek geçebilirsiniz. Ve çalışma esnasında da, yani çalışma esnasında ilk patlamayı yaptık. İlk kesimi yaptı. Diğer baktığınız gördüğünüz ki çok fazla yüksekten patlatma yapıyor. Hemen anında değiştirerek enterlerseniz, burasını enter basarsanız, bir sonraki M3 kodunda yapmış olduğunuz yeni ayarla devam edecektir. Evet, ayarlamalarımızı yaptık. Artı istediği herhangi bir G3 kodunda şurada hangi işlemi yaparsa bir ışıkla şurada belirtecektir onu. Evet, kodu çalıştıralım bakalım, görelim. ...3.2205801 ve sonunda da sıfır olduğu için bunu pas geçiyor. Direkt 10 mm yukarı kalkıyor bakın. İsterseniz sonundaki bekleme süresini uzatalım. Bir saniye yapalım. Bir sonraki M5 kodunda bakın değişiklik olacak. Bekliyor ve gidiyor. İstersek şurada daha anlaşılır olması için 5 saniye bekleyelim. Kestikten sonra 5 saniye bekleyip 10 mm yukarı kalkar. Aynen.
Evet, kullanımı bu şekilde daha kolay olacağını düşündüm. O yüzden bu tür bir düzenleme yaptım. Hem ekran setimizin yeni bir sürümü oluştu, hem herkesin faydalanabileceği bazı güzel özellikler kattığımı düşünüyorum. Artı işte Sheetcam içinde bir post işlemci oluşturmuş olduk. Herkese sevgiler, saygılar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.